Üslü sayıların birinci dersi. Yarın ikinci dersi yapacağız. Şimdi üslü sayının temel mantığını biliyorsunuz. Üslü A üzeri N. N'in buradaki görevi A'nın kaç defa yan yana çarpılacağını söylemektir. N'in burada başka bir görevi yok arkadaşlar. İşaret filan değiştirmez. Sadece kaç defa çarpılacağını söyler. A'ya taban. N'e üs kuvvet, üst vesaire ifadeler verilir. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2'yi 3 defa yan yana çarpmışız. O zaman 2 üzeri 3. Eksi 3'ün 4. kuvveti. Eksi 3'ü 4 defa yan yana çarpacağız. Buranın sonucu da 81 yapar. Üstün görevi kaç defa çarpılacağını söylemek. Üstü sayılar zevklidir. Basit de bir konu. Şimdi kuvvet üs ilişkisi var arkadaşlar. Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri pozitif. Bunu bir yere not edin. Pozitif bütün sayıların kuvvetleri pozitiftir. Negatif bir sayı varsa parantez dışındaki, bakın parantez olacak ve dışında olacak ve aynı zamanda çift olacak. Bak şimdi bu üçünü unutmayacaksın. Pozitifin bütün kuvvetleri pozitif. 2'nin karesi de pozitif. 2 üzeri eksi 2 de pozitiftir. Yani hepsi bunların pozitif arkadaşlar. Tamam, bu da pozitif, bu da pozitif. Ama negatif sayının parantez olacak, dışında olacak ve çift olacak. Yani eksi 2'nin 4. kuvveti parantez olacak, parantezin dışında olacak ve çift olacak. Çift kuvvet negatif de olabilir. Fark etmez, pozitif de olabilir. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti bu da olur. Eksi 2'nin 4. kuvveti bu da olur. Bunlar her türlü pozitif anlamına gelir. Diğer durumlarda yani arkadaşım şimdi eksi 2'nin 4. kuvveti sonuç negatif. Eksi 2'nin 4. kuvveti sonuç negatif. Eksi 2'nin 3. kuvveti sonuç negatif. Eksi 2'nin 3. kuvveti sonuç negatif. Eksi 2'nin 3. kuvveti sonuç negatif. Yani parantez olacak ve parantezin dışındaki kuvvet çift olacak. Bunun dışında her tür durumda ifade negatif olur. Birin her kuvveti birdir. Ne olursa olsun birin her kuvveti birdir. Pozitif bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Yalnız burada istisna var. Sıfırın sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olmaz. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. Onun dışında eksi 5'in de sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1 bölü 25'in de sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yalnız bunların tabi belli şartları var arkadaşlar. Şimdi eksi 5'in sıfırıncı kuvveti eksi 1 olur. Çünkü niye? Sıfır çifttir. Ama parantez yoktur. Mesela burada parantez olduğundan dolayı bak burada parantez var ve dışarıda. Burada parantez yok. Şimdi bu tür detayları bilmek lazım. Veya şöyle de olabilir. Eksi 5, 0, parantez var ama işe yaramıyor. Bu da eksi 1. Çift ve tek kuvvet. Tabanın pozitif olan sayılarda kuvvetin pozitif ve de negatif olması çok önemli değildir. Yani aşağısı pozitifse arkadaşlar yukarının ne olduğunu çok bakmıyoruz. Kuvvetin tek ya da çift olması, kuvvetin tek ya da çift olması, parantez olup olmaması, kuvvetin içinde veya dışında olması, kuvvetin parantezi içinde ya da dışında olması. Bu gibi durumlar tabanı negatif olan sayılarla ilgilidir. Yani aşağısı pozitifse yukarının ne olduğuna çok ilgilenmiyoruz. Ama aşağısı negatifse parantez var mı yok mu? Kuvvet tek mi çift mi? Kuvvet parantezin içinde mi dışında mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Pozitif bir sayının her kuvveti pozitiftir. Her sayının parantez dışındaki çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların parantez dışındaki çift kuvvetlerinin sonucu pozitif. Diğer tüm durumlarda sonuç negatiftir. Bakın aynı şeyleri burada 3 defa anlatmışım. Maksat tekrar tekrar farklı şekillerde anlatmak olsun. Evet, birinci örnek. 3'ün 3. kuvveti 27. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8.
Eksi 1'in yüzüncü kuvveti eksi 1. Eksi 2'nin karesi artı 4. Burası da artı 1. Eksi 8. Eksi 1. 4. Eksi artı. Eksi 1. 18. 3. Cevap 6. Evet, takıldığınız bir yer olursa söyleyin arkadaşlar. Sıfırıncı kuvvet. Pozitif her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Negatif sayıların parantez üzerindeki sıfırıncı kuvvetleri 1'dir. Negatif sayıların parantez olmadan sıfırıncı kuvvetleri eksi 1'dir. Parantez içindeki sıfırıncı kuvvetleri de eksi 1'dir. Yani evet, pozitifin sıfırıncı kuvveti 1. Pozitifin sıfırıncı kuvveti 1. Parantez varsa yine 1. Parantez var ama sıfır içeride. O zaman eksi 1. Parantez yok. Eksi 1. Sıfırıncı kuvvet aslında ne demek? Sıfır çift demek. Yani çiftler gibi düşünmeniz lazım. Buradaki temel mantık bu yani. Eksi 1'in kuvvetleri. Eksi 1'in parantez varsa çiftse pozitif. Diğer durumlarda da negatif. Yani eksi 1'in parantez ve çift olacak. Parantez yok, işe yaramaz. Parantez yok, işe yaramaz. Parantez var ama bu şekilde yine işe yaramaz. Tamam arkadaşlar. Evet, örnek 2. Sıfırıncı kuvvet 1. Tek kuvvet 2. Çift kuvvet. Çift ama içeride işe yaramaz. Sonra ekstra ayrıca şuralarda işaretler varsa bunları da çarparak geliyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani burası 1. Burası eksi 1. Eksi ile artı çarpıldı. Eksi 1 oldu. Artı eksi çarpıldı. Eksi 1 oldu. Eksi eksi çarpıldı. Artı 1 oldu. İfade 0. Peki. Örnek 3. Burası eksi 9. Burası artı 6. Burası eksi 8. 32. 16. Şimdi yukarısı eksi 9 artı 6 eksi 8. Aşağısı 32 eksi 16. Pardon, ne 6'sı ya? Özür, özür, özür. Tabii orada ne 6? Ne alaka? 6 ne alaka? Birin 6. kuvvetine. Değil mi? Tabii. 1. Ne diyorum? Nerede hata var? 1. Yukarısı eksi 16. Aşağısı 16. Sonuç eksi 1. Evet. Ben de sizi deniyorum yani, hani dersi dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Yoksa biz bu hataları yapacak olmayız ya. Niye yapalım biz böyle hatalar? Bakıyorum yani. Ben bunu 6 yaptım, ne yaptınız acaba filan. Yani yoksa hoca hata yapar mı ya? Çok ayıp. Evet arkadaşlar. Devam. Bir dakika. Eksi 1. Şimdi şöyle yapayım. Orası olmadı çünkü. Sevmedim orayı. Örnek 4. Eksi 1'in, eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Yani burası 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti 1 bölü 16. Eksi 2'nin beşinci kuvveti
Eksi 16. Eksi 16. Artı 32. Şimdi yukarısı 1 bölü 16 çarpı eksi 32. Aşağısı 16. Şimdi yukarısı şunu şuna böldüğümüz zaman eksi 2. Eksi 2 bölü 16 sadeleştirdiniz. Eksi 1 bölü 8. Kolay değil mi? Zevkli yani. Hani üstü sayılar. Baktığınızda şu an sıkıntı gözükmüyor. Evet. Şimdi pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Aynı şeyler. Yukarıda bahsettiğimiz şeylerin aynısı. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitif. Negatif sayıların parantez üzerindeki çift kuvvetleri pozitif. Diğer durumlarda negatiftir. Yani aşağısı pozitifse arkadaşlar, bakın aşağısı pozitif, ne olursa olsun işimizi görüyor. Şimdi aşağısı pozitif ama önünde bir eksi var, negatif. Önünde bir eksi var, negatif. Parantez çift, pozitif. Parantez çift, pozitif. Parantez çift ama içeride. Dışarıdaki üçte işe yaramaz, negatif. Tamam arkadaşlar? Bunlar bu şekilde görebilirsiniz. Burası pozitif, burası pozitif. Şuradakinden dolayı negatif, buradakinden dolayı negatif. Şimdi aşağısı negatif ama çift kuvvet pozitif. Tek kuvvet negatif. Çift kuvvet var ama önünde bir de ekstra eksi var. Eksi. Tek kuvvet var işe yaramadığı için. Hocam önünde bir eksi var. Eksi x, yani bunun aslında negatif olması gerekmiyor mu? Öğrenciler bazen kafaları karışıyor. Şimdi böyle bakarsan negatifmiş gibi duruyor. Değer verdiğini anlarsın. X desen ki eksi 1 olsun. Nedir? Eksi. Eksi 1'in üçüncü kuvveti. Nedir? Artı 1 oldu mesela. Anlıyorsunuz. Değer verdiğinizi anlarsınız. Yukarısı kare ise pozitif. Yukarısı kare ise pozitif. Burası, şimdi kare işe yaramadığı için 3 de işe yaramaz. Negatif. Bunları asla unutmayın arkadaşlar. Tamam. Allah'ım. Ne alacağım? Telefonum burada değil oğlum. İçeride. Nasıl yapmışım? Güzel yapmışsın. Aferin. Evet. Devam arkadaşlar. Örnek 5. A pozitif bir reel sayı. Hangisi negatiftir? Şimdi pozitif. A diyelim ki 1 olsun. 1'in karesi. Zaten kare var. 1'in karesi 1. Önünde bir eksi var. Eksi. Şimdi 1'in karesi eksi 1. Önünde eksi var. Artı. Buradaki eksi işe yaramaz. Buna aldanmayın. Artı. Cevap C. Bak. Eksi. Eksi 1'in karesi. Nedir? Eksi artı 1. Sonuç eksi 1. Cevap C. Evet. 6. Evet, 6. A negatif 1. Reel sayı. Şimdi A eksi 1 olsun. Şimdi eksi eksi 1'in karesi. Sonuç eksi. 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 A'ya bir de eksi 1 vereceğim. Eksi eksi artı. Sonuç negatif. Eksi. Eksi 1'in üçüncü kuvveti. Sonuç pozitif. Eksi. Eksi 1'in karesi.
Böyle düşünün arkadaşlar diyeceğim de tam böyle değil aslında. Bu niye biliyor musunuz? Şimdi burada yani A'nın normalde şöyle düşünmeniz lazım. Yani mantığını anlatayım. Ne demek istediğimi anlayın. Mesela bak eksi A'nın karesi. Şimdi burada parantez yok. Doğru mu? Ama ben yazarken ne yapıyorum? Parantez yazıyorum ekstradan. Neden? Şu harfli ifadelerde parantez olmasına gerek yok. Harf aynı zamanda parantez anlamına da gelir. Dolayısıyla A'da burada parantez yok ama sen buna değer vermeye kalktığın zaman bu parantez varmış gibi düşüneceksin. O zaman burası ne olur? Eksi 1 olur. Yani bu içi şurası eksi 1 oluyor. Dolayısıyla aynı şunun gibidir. Yani A ile D arasında bir fark yoktur. Yani A'da bulduğunuz şey eksi 1 ise D'de bulduğunuz şey de eksi 1'dir. Geldik eksi 1'in eksi 3. kuvveti. Bazı öğrenci diyor ki işte hocam buradaki eksi ile buradaki eksi çarpılır. Ne alakası var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar, tamam mı? Yani o şekilde olmaz. Örnek 7. İfadesi negatif bir sayıya eşit olduğuna göre. Şimdi ifade negatif bir sayıya eşitmiş. Şimdi mantığını anlayalım. Eğer ifade negatif bir sayıya eşitse burası pozitif olmak zorunda. Çünkü pozitif bir sayıyla negatif bir sayı dışarıda negatiflik var. Çarpıldığında sonuç negatif olması lazım. O zaman eksi a'nın 5. kuvveti pozitifmiş. O zaman A'nın burada negatif olması lazım. A burada negatif olmak zorunda. O zaman A negatif. Sen bunu buluyorsan zaten çıkar. Yani zaten A'ya 1 verdiğinizde sağlamayacaktır arkadaşlar. Eksi 1'in 5. kuvveti. Sonuç pozitif olacak. Demek ki A burada negatif. A 1 değilse pozitif değildir. A burada negatiftir. O zaman A eşittir eksi 1. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Önüne eksi attınız. Eksi 1. Eksi eksi artı. Artı 1. Eksi 1'in parantez olarak düşünmeniz lazım. Bir dakika. Burada bir yanlışlık var o zaman ya. Mesela E de olabilir. Çünkü bu mantığa göre eksi 1'in karesi, evet parantez içindeymiş gibi oluyor olabilir ama sonuçta bu A karenin kendisi parantez anlamına gelir. Yani burası artı 1 yapar. Üçüncü kuvvet olmaz. Tersini yapsak o da işimizi görmez. Bu E şıkkı da olabiliyor. O zaman önüne eksi atıp öyle yazmamız lazım. Yani bunun önüne eksi atıyorum. E şıkkını eksi kabul ediyorum. Çünkü E şıkkı da oluyor buradan. A'ya eksi 1 yazdığınızda eksi 1'in karesi artı 1 olacağı için bura artı olur. Önüne ekstra bir eksi atmamız lazım. Yani şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki eksi 1'in karesini alacaksınız. Ama harfli ifadelerde a kare yazıyorsunuz. Ekstra böyle yazmanıza gerek yok. Bak şimdi normalde a'yı eksi 1 gibi kabul edin. A eşittir eksi 1 olsun. Harfli ifadelerde hiçbir zaman a kare gibi bir şey göremezsiniz. Yani bunu siler matematik. A burada parantez varmış gibi düşüneceksin her zaman. Hocam burada parantez yok. Harfli ifade ise aslında burada ekstra parantez var anlamına gelir bu. Evet, bu böyle. 8. X küp ifadesi bir pozitif sayı. Şimdi x küp pozitifse
Eksi birdir. Eksi eksi artı. Artı 3. Zaten burası her türlü artı yapar. Eksi 1. Eksi eksi artı. Artı 1. Zaten bu dışarıda olduğu zaman ne olduğunun önemi yok. Evet. Şimdi bazı özel kurallar var. Bir sonraki derste bunlara yine detaylı değineceğim. Burada soruları çözmek için detaylı değiniyoruz. Tabanlar aynı olan üstü ifadeler çarpılırsa üstler toplanır. Aşağılar aynı olacak arkadaşlar. Kural. Aşağılar x çarptık, üstleri topladık. Birinci kural. İkinci kural. Tabanlar aynı olan üstü ifadeler bölündüğünde üstler çıkarılır. Bölme işlemi yapıyorsanız üstleri çıkaracaksınız. 6'dan 5 çıktı 1. Bölme işleminde. Tamam arkadaşlar. Üstün üstü çarpılır. Üstün üstü çarpılıyor. Toplanmıyor. Bunları bilmek lazım. Soru çözerken bunlar bizim için önemli kurallar. Evet, 9. İfadesinin en sade hali. Eksi midir artı mıdır? Şimdi matematik der ki buradaki 2 içeride olduğu için yani 2 içeride olduğu için ve A'nın önünde eksi olduğu için işarete bir etkiyle etkisi olmayacaktır. Her türlü burası eksi olarak çıkacaktır. Çünkü 2 A'ya işaret etki edebilir ama işarete etki etmez. Dışarıda 3 olacağı için 3 de işarete etki etmeyeceği için 5 de işarete etki etmeyeceği için yani bu tür sorularda soruya karar verirken arkadaşlar karar verirken buranın sonucu artı mıdır eksi midir? 3 işarete etki etmez. 5 işarete etki etmez. Bunları görmeye gerek yok. Dışarıda da olsalar tek sayılar. Burada 2 de içeride ama şunun içerisinde olmadığı için onun da işaretine karışmıyor. Burada da eksi var. O zaman bu eksi olarak çıkar. Bu eksi olarak çıkar. Bu arkadaşın sonucu zaten artı gibi. Çarptığımızda sonuç artı olması lazım. O zaman sonuç artıysa artık işaretleri unutun. A üzeri 6 çarpı A üzeri 4 çarpı A üzeri 5. Yani ifade A üzeri 15. Önce işaretini öğreniyorsunuz. Sonucunu. Bununla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Sonuçlarını öğrenmeniz lazım. Bunu zaten öğrenirsen bu tür soruları çok basit yollardan yapabiliyorsunuz. Örnek 10. Evet, var mı örnek ona? Örnek 10 için fikri olan var mı? Çalışmadınız mı buralara? Peki. Şimdi arkadaşlar, burayı unutun.
Çünkü dışarıda 2 var. 2 varsa pozitiftir. Dışarıda 2 varsa pozitiftir. Dışarıda 4 varsa pozitiftir. Bak dışarıya bak. O zaman burası x üzeri 6 olarak yazabilirim direkt. Burası x üzeri 4. Yani dışarıdaki 2'den kaynaklanıyor. Arada eksi var. Bu işaret duruyor. Eksi. Dışarıda 2 üzeri 4 kere 2 8 x kare. Bak eksi duruyor. Şuradaki eksiye dikkat edin. O eksi bağımsız. Tabanlar aynı, üstler toplanır. Tabanlar aynı, üstler toplanır. İfade 0. Tamam. 11. Peki. Yani basit sorular hazırladım aslında size. Geçen sene bu buraları anlatmamıştım bu şekilde, böyle daha basite. Dedim yani girişimiz böyle çok sert olmaz. Üstü sayı zaten kolay. Fazla yormayalım öğrencileri. Zaten basitsizlik mutlak yordu iyice. Dedim. İnsafa geldim herhalde. Şimdi bak, önce işarete karar verelim. Karar verelim. Burası zaten pozitif. Şimdi 3 dışarıda, 2 içeride, 2 işareti etki etmez. Sonuç negatif. Buranın sonucu pozitif. Bir karar verelim ondan sonra. Burası pozitif. Burası pozitif. Sonuç ne? Negatif. Doğru mu? Çünkü artı, eksi, artı, artı, artı. Sonuç negatif. Sonuç negatifse artık işarete gerek yok. X üzeri 4. X üzeri 6. X üzeri 12. Hocam buradaki eksi nereye gitti? Sonuca karar verdik ya. Bu eksi artık yok oldu. Bak sonuca karar verdik. Yani burada toplandık hepimiz. Bunlar hepsi toplandı. Dedi ki bizim sonucumuz ne? Bizim sonucumuz negatif. O zaman dedi ki işte liderleri, kardeşim madem sonuç negatifse herkes yükünü atsın. Eksilerinizden kurtulun. O zaman aşağısı x üzeri 12, x üzeri 16. Şimdi yukarısı eksi parantezinde 10, 22. X üzeri 28 eşittir eksi. Maşallah nasıl eksiymiş öyle. Eksi. Şimdi x üzeri 22, x üzeri 28. Tabanlar aynı, üstler çıkarılır. Eksi x üzeri 22'den 28'i çıkaracağım. Eksi x üzeri eksi 6. Budur. Peki. Örnek 12. 4 üzeri 20 sayısının yarısı. Yarısı nedir? 4 üzeri 20'nin yarısı. İyi ki 4 üzeri 20'nin yarısını siz bulmuyorsunuz. Şimdi normalde 4 üzeri 19 olabilir gibi duruyor. Değil işte. Yani öyle olsa olur. 2 üzeri 20 olsaydı eğer, bunun yarısını buluyor olsaydım 2 üzeri 19 olurdu. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? 4 üzeri 20. 4 2'nin karesi üzeri 20.
2 üzeri 40 olarak göreceksin. 2 üzeri 40'ın yarısı. Tabanlar aynı, üstler çıkarılır. 2 üzeri 39. Hatta bununla benzer bir şey vardı ya. Mesela nasıl diyelim? Mesela buradaki üssüz sayıların temel mantıklarında şöyle var. Mesela diyelim ki ortama bir tane karınca bıraktınız. Karınca bir dakika sonra bölündü, iki tane oldu. Örnek veriyorum. Karıncalar bölünmez de. Bununla ilgili neyi bölünüyordu, çoğalıyordu ya? Unuttum. Bakteri. Bakteriler bölünerek çoğalıyor ya. Ortama bir tane bakteri bıraktınız. Bir dakika sonra iki katına çıktı. Bir tane de kabınız olsun. Bardak. Bardağın dolmasını istiyorsunuz mesela. Bir dakika içerisinde diyelim. Sonra bir dakika daha geçti. Bu dört tane oldu. Çünkü her biri ikiye bölündü. Bir dakika sonra bunların her biri ikiye bölünecek. Sekiz tane olacak mesela. Bir sonrakinde 16, bir sonrakinde 32, bir sonrakinde 64 olarak gidiyor bu mesela. 128, 256. Mesela bu kabın tamamının diyelim ki 100 dakikada dolduğunu varsayalım. Yarısı kaç dakikada dolar? Kabın tamamının 100 dakikada dolduğunu varsayarsak yarısı kaç dakikada dolar? Yani 2 üzeri 100'müş gibi düşünmeniz lazım. 2'ye bölüp 2 üzeri 99 olarak görmeniz lazım. Bu kabın yarısı 99 dakikada doluyor. Kalan yarısı 1 dakikada dolar. İlginç değil mi? Yani işte matematik de böyle. Sen 99 gün çalışacaksın, kabın yarısını anca dolduracaksın. Ama sabırlı olur, bir gün daha çalışırsan, örnek veriyorum yani, hani mesela bir gün değil de sen diyelim ki 100 gün çalıştın, sabırlı olman lazım. Belki bir 20 gün daha çalışsaydın kabın yarısı dolacak, dolmuştu. Kalan yarısı da 20 günde oturacaktı, dolacaktı. Sabırlı olmadığın için dolmadı yani. Bak, kabın yarısı 99, kalan yarısı 1 dakikada doluyor. İşte üssüz sayı ne işe yarıyor? Üssüz sayı bu işlere yarıyor. Evet. Devam. Birbirinin cinsinden yazma. İfadeyi soruda yerine yazıyoruz. Verilen ifadeyi bazen düzenlemek gerekebilir. 2 üzeri x a olduğuna göre 4 üzeri x artı 3 ifadesinin a türünden eşiti. Buna zaten yapacak bir şey yok. Bunu düzelteceğiz. X artı 3 eşittir 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 3. Şimdi 4'ün küpü 64. 64 çarpı 4 üzeri x olarak görüyoruz. 4 üzeri x nedir arkadaşlar? 64 çarpı 4 üzeri x'i de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak yazabilirim. 2 üzeri x a'ydı. Dolayısıyla 64 çarpı a çarpı a. Yani 64 a'nın karesi olarak yazabilirim. 64 a'nın karesi. Ha, 64 a'nın karesini de 8 a'nın parantez karesi gibi de görebiliriz. Yani ona da eşit. Sınavda bazen bunu görürsün, bazen bunu görürsün. İfadeleri düzenleyerek yapıyoruz. Tekrar anlatayım. Buna yapacak bir şey yok. Bunu düzeltiyoruz. 4 üzeri x artı 3 ne dedik? Tabanları aynıysa üstler toplanır. O zaman bunu buna bölüştürdüm. Tabanları aynı olacak, üstleri toplanacak olarak parçaladım.
4'ün kübü zaten 64. 4 üzeri x'i de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak yazdım. Yani 4 üzeri x'i 2 üzeri x olarak 2 üzeri x olarak yazabilirsin. Ya da 4 üzeri x'i 2 üzeri x'in karesi olarak yazabilirsin. Aynı anlama geliyor, fark etmiyor. 2 üzeri x'e de a dediniz, a kare oldu. 64 tane a kare gibi düşünebilirsiniz. Devam arkadaşlar. 3a m'ye eşit ifadesinin m türünden eşiti. Düzeltiyoruz bunu. 3 üzeri a, 3 üzeri 2, 9 üzeri a, 9 üzeri eksi 1. Şimdi 3 üzeri a dokuz, 9 üzeri a, 9 üzeri eksi 1. Eksinin görevi sayıyı ters çevirmek arkadaşlar. Yani 1 bölü 9 olarak yazabilirim. Bura gitti zaten. Bura gidiyor. Şimdi ne kaldı? 3 üzeri a, 9 üzeri a. E, 9 üzeri a'yı da 3 üzeri a'nın karesi olarak yazayım. 3 üzeri a, 3 üzeri a'nın karesi. 3 üzeri a gördüğüm yere m yazıyorum. M çarpı m kare. Tabanlar aynı olan ifadelerin üstleri toplanır. M küp. Geçeyim burayı. Geçiyorum. Evet, 15. Beş üzeri m x. Bunun x türünden şimdi 125 üzeri m, bunu parçalamak lazım arkadaşlar. 125 üzeri m, 125 üzeri 1 bölü 25 üzeri m, 25 üzeri eksi 1. Şimdi 125'i şöyle yazabilirim. 5m'nin küpü. Yani aslında burası 5'in küpü. Bak, 5'in küpü üzerinde m var. Yani normalde böyle. 125 aşağısı 5'in karesi üzerinde m var. Burası da 1 bölü 25. 1 bölü 25. Bu şekilde yazmak lazım. Şimdi burada bakın şunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani şu ikisinin yerlerini değiştirin. Şu ikisinin de yerlerini değiştirin. Mesela. O zaman ifade ne oluyor biliyor musunuz? Yani dursun buralar böyle. 5m'nin küpü 125 bölü. İşte bunu yukarıya atabilirim. Bakın ters çevirip çarpmak lazım normalde. Şu ifadeyi ters çevirip çarpmak lazım. Bunu yukarıya gönderiyorum. 125'in yanına.
Yani bu da yukarıya 25 bölü 1 olarak gelir. Direkt ters çevirip çarpılmış olur. 25 olarak gelir zaten direkt. Aşağısı 5m'nin karesi. Bak şimdi böyle düşününce aslında basit oluyor da. 5mx x küp burası. Burası x kare. Bak şimdi x küp çarpı. Şu ifade biraz uzun bir ifade değil mi? 125 nedir? 5'in küpü. 25 ne? 5'in karesi. Aşağı dursun. Aşağısı da x kare. Şu ikisi birbirini götürür. Bakın şu ikisi birbirini götürür. Geriye ne kaldı? X kaldı. Bunları götürüyor çünkü. O zaman ne olur biliyor musunuz? X çarpı 5 üzeri 5. Direkt bu kadar kalır. 5 üzeri 5x. Evet, niye 25x buldunuz? Benden bir hata var. 25x olmaması lazım ya. Yani 5 üzeri 5 de 3.625 mi? 3.125x. Evet. Peki. 16 ifadesinin B türünden eşiti. Şimdi burada ifadeyi düzenlemek lazım. Sabit basit halde değil yani sabit dedim basit halde değil basit halde olmadığı için ifadeyi düzenlemek zorundasınız. Şimdi 3 üzeri a çarpı 3'ün karesi eşittir b. 3'ün karesi 9 at karşıya. 3 üzeri a eşittir b bölü 9. Bunu bir yere not al. 3 üzeri a neymiş? B bölü 9. Bir yerde not duracak. 3 üzeri a'yı bulman lazım. Geldim. Bu sefer burayı düzenliyorum. 27 üzeri a. 27 üzeri eksi 1. Ya aslında daha basit anlatabiliriz bunu. Mesela 27 üzeri eksi 1'i. Bak direkt aşağı atıyorum. Bak görüyor musun? Bak bunu tutup zaten 27 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 27 demek. O zaman bu kadar uğraşmaya gerek yok. Eksi 1 varsa işin içinde tut direkt aşağı at. Oldu sana 27. Üzeri 1 yani. Tabanlar aynı olan üslü ifadelerin üstleri çıkarılır mantığı yok mu? O zaman burada 1 var yani. Oldu sana ifade. Çarpı. 9 üzeri a 9'un küpü. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eşittir 27 üzeri a. 27 de 3 üzeri a'nın küpü. Yani 3 üzeri a'nın küpü. 27 üzeri a dediğimiz. 9 üzeri a da 3 üzeri a'nın karesi. 9'un küpünü de arkadaşlar 9 çarpı 9 çarpı 9 olarak yazmak istiyorum. Çünkü aşağıdaki 27 ile bir sadeleştirme yapacağım. Tamam. Şimdi aşağısı 27. O zaman şurada gittiği zaman burada bir 3 kalır. Bu da burayı götürür. Burada bir 3 kaldı. 27 yani. Yani bu 3 üzeri a'lara da b bölü 9 derseniz bakın b bölü 9 derseniz b bölü 9'un 5. kuvveti biraz büyük bir ifade çıktı. Evet. Değerden belli. A küp belki şurayı biraz daha basit yapsak olurmuş. Şimdi bu ne? 3 üzeri a b bölü 9. Yani b bölü 9'un şunu şuraya yazayım. 3 üzeri a'nın küpü 3 üzeri a'nın karesi. Tabanlar aynı olan ifadelerin üstleri toplanır mantığıyla 3 üzeri a'nın 5. kuvveti yazabilirim.
3 üzeri a'ya da b demiştim. Dolayısıyla b bölü 9'un 5. kuvveti olarak yazabiliriz. İşte bunu getirip yerine yazmak lazım. B bölü 9'un 5. kuvveti çarpı burası 27. Böyle de kalabilir. Biraz daha belki şey olabilir. Onu 3'ün kuvveti şeklinde yukarıya atabiliriz. Yani bu şekilde kalabilir. Biraz daha basite indirmek için biraz daha parçalayabilirsiniz. Ama direkt şu an şu şekilde de bırakabiliriz. Kalsın bu kadar. Şıklar olsa belki biraz daha parçalardık ama diğer türlü şu an böyle kalması bizim için yeterli. Zormuş, değil mi? Evet, 17. 2 üzeri 16, 216 üzeri a artı 1. Bunu parçalayalım. 216 üzeri a, 216 üzeri 1. 216 nedir? 6'nın küpü. 216 nedir arkadaşlar? 6'nın küpü. Üzerinde a var. 216. Yani 6 a'nın içeriye atıyoruz. Küpü de dışarı atıyorsunuz. 6 a'nın küpü çarpı 216. Okay. Şimdi geldik şuraya. 2 üzeri a x, 3 üzeri a y. 2 üzeri a x'miş, 3 üzeri a y'miş. Bunları karşılıklı çarparsanız ne olacak? 2 üzeri a, 3 üzeri a x çarpı y. 2 üzeri a, 3 üzeri a ne yapar direkt? 6 üzeri a yapar. Bu da x çarpı y. 6 üzeri a gördüğüm yere x çarpı y'nin küpünü yazmam lazım. Yani 216 çarpı x ile y'nin küpü. Böyle kalabilir. Biraz daha düzeltmek isterseniz şöyle yazmanız lazım. 216'yı 6'nın küpü. X ile y'nin çarpımının küpü. İşte bunu tek küpte yazmak isterseniz 6x y'nin küpü olarak yazabiliriz. Birbirinin cinsinden yazmak istesen daha da zorlaştırabilirsin yani. Hani bu kadar zorluk yeter. Gayet ideal. Daha da zora gerek yok. Evet, 2 üzeri x a'ya, 3 üzeri x b'ye, 5 üzeri x c'ye, 360 üzeri x. Basit bir yol öğreteyim. 360'ı 2'ye bölün. 180. Normal EBOB-EKOK bölmesi yapıyoruz. 2'ye böldünüz 90. 2'ye böldünüz 45. 3'e böldünüz 15. 3'e böldünüz 5. 5'e böldünüz 1. İfadenin üzerinde ne vardı? X vardı. O zaman bunların her birinin üzerinde x var. Bak ne kadar basit. 2 üzeri x neye eşit? A'ya. 2 üzeri x neye eşit? A'ya. 2 üzeri x neye eşit? A'ya. Bu b'ye. Bu b'ye. Bu da c'ye. Çarp bunları kardeşim. A çarpı A çarpı A, B çarpı B çarpı C. Yani A'nın küpü B'nin karesi C'ye eşit. A küp B kare C. Evet, son iki. 3 üzeri x m'ye, 5 üzeri x n'e, 45 üzeri x artı 1'dir bu. Basit. 45 üzeri x artı 1. 45 üzeri x. 45. 45 üzeri x'i de 45 şöyle ayrılabilir. 45 üzeri x'i de
Hani biz az önce polinom bölmesi yaptık ya, polinom bölmesi demişim. Yani az önce EBOB ECOG mantığıyla bölme yaptığımız için 3'e böldünüz 15, 3'e böldünüz 5, 5'e böldünüz 1. O zaman bunların üzerinde x var. 3 üzeri x neye eşitti? M'ye. 3 üzeri x m'ye, bu da n'e. Çarptığınızda ne gelecek? M kare çarpı n çarpı 45. Yani ifade 45 m kare n Evet, son soru. 6 üzeri A artı 3'ün A ve B türünden. Buraları unutmuşum değiştirmeyi. Yukarıdan kopyalayıp alıyorum ya, bazen karışıyor. A ve B türünden eşiti. O zaman burası x. Pardon, karışmış. Evet, unutmuşum değiştirmeyi. Burası x. 6 üzeri x artı 3'ün a ve b türünden eşitti. Şimdi bunu parçalamak lazım. Her birini ayrı ayrı parçalayacak size arkadaşlar. Şimdi bura basit değil. Burası da basit değil. Burası da basit değil. Üçünü de parçalamak zorundasınız. 2 üzeri x, 2 üzeri 1 a'ya eşit. 2'yi at karşıya. 2 üzeri x eşittir a bölü 2. 3 üzeri x bölü, bu ne dedik? Eksi 1 ise aşağıya yazıyorsunuz 3'ü. Eşittir b'ye. 3 üzeri x eşittir 3b'ye. Bakın bunları bu şekilde yazdınız. Bu 1. 6 üzeri x artı 3'ü de 6 üzeri x 6 üzeri 3 olarak yazdınız. 6 üzeri x dediğimiz ifadede bakın bunu 2 ve 3 olarak ayırabilirim. 2 üzeri x, 3 üzeri x, 6'nın küpü olarak yazdım. 6'nın küpü de 216 olarak yazayım direkt. Şimdi 2 üzeri x neye eşit? A bölü 2'ye. A bölü 2'ye. 3 üzeri x neye eşit? 3b'ye. Çarpı 216. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 108, yani 324 AB olarak yazıyoruz. Yani şimdi bu tür sorularda eğer verilen ifadeler buralar basit haldeyse değiştirmeye gerek yok. Sadece şurayı düzeltirsiniz, olur biter. Ama oralar basit olarak verilmiyorsa siz önce bunları düzeltip şu hale getirmeniz lazım. Yani bu ifadeyi böyle, bu ifadeyi böyle, öbür ifadeyi de bu şekilde parçalayarak sonra getirip bunları yerine yazarak. Bak ne, bunları buldum. Zaten bunlar bunlardı. Getirdim, yerine yazdım. Evet. Üstü sayıların bir diğer yüzünü gördünüz. Şimdi burada yani üstü sayılar gördüğünüzde sizin gördüğünüz üstü sayılar hep işte 1 bölü 2'nin bilmem neyi, 3 bölü 4'ün bilmem neyi. Basit kısmını görmüş olabilirsiniz. Yani bura birbirinin türünden yazma kısımları biraz daha detay bilgiler istiyor arkadaşlar. M kare n küp 2 5 ben anlamadım. Bir daha bakayım. M kare n küp. Şimdi m'nin karesi. N'in üçüncü kuvveti nerede? N'in üçüncü kuvveti yok. Yani bu m geliyor, bu m geliyor, bu direkt n geliyor. 19. soruda. Yani bu 45 artı 1, 45 üzeri. 40, 45 eksi 45 zaten basit bir ya. Evet arkadaşlar. Da kaydımızı bitirelim. Soracağınız sorular varsa sorarsınız. Gitmek isteyenler